sportif amatör havacılık dediğimiz zaman son yıllarda ultralight olarak adlandırılan bu pazarda çok ilginç gelişmeler var. Hem yeni modeller geliyor hem de maliyetler açısından avantajlar sunuyor. Bu konuda da uzun yıllardır hem öğretmen pilot, hem temsilcilik, hem uçuş okulu olarak hizmet veren Fevzi hocamız yanımızda. Hocam merhabalar. Bir uçuş öncesinde diyelim. Bunun tabii ki devam videosu Bursa'da uçarak olacak. Sizi hazır İstanbul Air Show'da yakalamışken bu ultralight uçak, ultralight deyince böyle eski bizim Türk Hava Kurumu dönemindeki daha işte microlightlar şunlar geliyor ama artık ultralight dediğimiz uçaklar gayet, hatta bildiğimiz Cessna'lardan daha da hızlı giden bir tasarımlar haline geldi. Son durumlar nedir? Biraz bize bilgi verebilir misiniz? Hocam şöyle, öncelikle hoş geldiniz. Denk geldiğimiz için bu organizasyon bize çok güzel fırsatlar sunuyor bu açıdan. Sizi de takip ediyoruz. Çok severek takip ediyoruz. Tebrik ediyoruz bu konuda da. Biz de kendi alanımızda işte bu ultralight sınıfında yaklaşık 33 senedir emek vermeye çalışıyoruz. Şimdi ultralight'ı tanımlarken biraz hani hafif deyince insanlar biraz gözlerinde acaba... Kelime olarak hafif ama kendisi evet, gayet yani, ağır ve emniyetli. Evet. Ben şöyle söylemek istiyorum. Yani bir uçan araba olacaksa bu ultralight sertifikalı olacak. Çünkü havacılık hafifledikçe daha geniş kitlelere yayılmaya başladı. Biz Türk Hava Kurumu'na başladığımız yıllarda gerçekten ultralightlar bez kanatlı, borudan oluşan hava araçlarıydı. Çünkü o ağırlık kategorisine onlar girebiliyordu. Yani böyle uçak görünümlü bir ultralight yoktu. Yani biz böyle uçaklara, aa uçaklar ne güzel diyorduk. Ama zaman geliştikçe, teknoloji ilerledikçe, havacılık hafifledikçe ultralightlar daha fazla gündeme geldi. Şimdi burada şöyle çok aslında kilit bir nokta oynuyor ultralightlar. Şöyle ki mesela Amerika'da en hızlı gelişen havacılık dalı experimental aircraft. Ultralightlar da experimental'ın fabrikasyon olan versiyonları aslında diyebiliriz. Amerika'da bu experimental'ken Avrupa'da bu daha çok fabrikalı üretimi ultralightlar olarak geçiyor. Ultralight'ı tanımlayacağımız zaman biz Türkiye için söylüyorum ve Avrupa için 600 kiloya kadar olan hava araçlarına, iki kişilik hava araçlarına biz ultralight olarak tanımlıyoruz. 600 kilonun üzerindeki başka bir sınıfa giriyor. Burada şu var. Örneğin şu büyük jetlerde gördüğünüz aviyonikler öncelikle ultralight tarzda experimental araçlarda uçuruluyor. Ve bize bunlar belki maliyetine veriliyor. Yani benim yazılımım örneğin aynısı airline'da var. Airline'da yıllık yenileme ücreti 20 bin euro. Bana cihazıyla birlikte 10 bin euroya geliyor, bu cihaza takılıyor. O yüzden ultralightlar daha ucuz. Burada ultralight'tan ucuz olmasının nedeni şu. Uluslararası sertifikayla değil, ulusal sertifikayla siz ultralight'ı üretebiliyorsunuz. Bu şu demek oluyor. Sertifikasyon sürecinde daha düşük maliyetlerle bunu yapabiliyorsunuz. Uluslararası sertifika almıyorsunuz. Ama EKAK ülkesi olduğumuz için başka bir ülkenin vermiş olduğu tip sertifikasını biz de kabul ediyoruz. Böylece uçağımız legal olmuş oluyor. Türkiye için de şunu söyleyebilirim. Ultralight regülasyonunu, yani üretim regülasyonunu sivil havacılık da bu konuda çok güzel çalışmalar yapıyor. Siz de kendinize Türkiye'de bir ultralight yapıp bunu Türk sivil havacılığına ben ürettim diyerek de yapabilirsiniz. İşte örneği mesela yerli balonumuz var. Henüz ultralight'ta bu seviyeye gelemedik. Yani çok zor değil. Yapılamayacak bir şey değil. Ancak bunun pazarını oluşturmak lazım. Fakat Türkiye'de herhalde 70 civarında ultralight var. Ama bir Bulgaristan'a, Yunanistan'a baktığımız zaman bunun herhalde yanlarına sıfırlar koyuyoruz. Aynen evet. Hocam Avrupa'da 40 bin tane var. Yani 8 bin tane ne bileyim, sadece Almanya'da var, Fransa'da var. Çok geniş. Şimdi ultralight'ın şöyle bir amacı şeyi var, spektrumu var. Her yaştan insan uçabiliyor. 16 yaşında bir çocuk bununla dünya turu yaptı. Gene aynı bu modelle 16 yaşında bir çocuk Avustralya kıtasını boydan boya geçti. 16 yaşında. Biz de uzun uğraşlarımızla, sivil havacılığa kabul ettirmemizle 16 yaşında bir kişiyi lisans eğitimine başlatabiliyoruz ama lisansını 18 yaşında verebiliyoruz. Bizim için o bile bir gelişme. Yani başladığımız yıllarda bunun regülasyonu bile iki satırdan oluşan bir şeydi. Şu anda gerçekten bir yol kat ettik. Şu anda bunlar legal olarak Atatürk Havalimanı'na inebiliyorlar. Yurt dışına uçabiliyorlar. Menzilleri çok yüksek. Emniyet kategorileri kendisi üst sınıfından bile fazla. Yani şu gördüğünüz uçakta otopilot var. Paraşüt var.
Ondan sonra ne bileyim telsizi, transponderı, bütün navigasyon cihazları var. Bir havayolu uçağı gibi her şeyle legal bir şekilde uluslararası uçuş yapabiliyor. Evet. Şimdi tabii biz bu videoyu yayınlarken altına yorumlar hemen gelecek. Biz bu hava aracının eğitimini nasıl alıyoruz? Kaça mal oluyor? Gibi böyle sorular. Bize işte ultralight sınıfı uçakların biraz fiyatları, nasıl eğitimle, kaç saatlik eğitimle, hangi şartlarda alınabiliyor? Biraz da onları anlatın ki birçok insanın ben hayalinde bu tür hava aracı olduğunu tahmin ediyorum. Evet, evet, gerçekten öyle. Şimdi şöyle söyleyeyim, çok geniş bir spektrum var. Yani 50 bin eurodan başlayan ultralightlar var. 250 bin euroya kadar gidiyor bu. Ucuz havacılıkta yani açık. Yok. Evet. Bunların en büyük avantajından bir tanesi de araba benzini kullanması. Türkiye'de maalesef uçak benzini her yerde bulunamıyor. Araba benzini bulunuyor ama onun da tabii sorunları var. Ama inşallah bunlar geçilecek diye düşünüyoruz. Biz böyle bir geçiş aşamasında olduğumuzu düşünüyoruz. Eğitimine gelince ultralight'ın eğitimi diğer ticari sınıfın eğitiminden biraz farklılık gösteriyor. Daha kolay. Yani kendisi gibi, uçurması gibi. Kaç saate uçuş eğitimi lazım ve ne kadarlık yer dersi lazım? O saatleri söyler misiniz? 45 saatlik bir yer dersi almanız lazım. Yaklaşık bir hafta 10 gün sürüyor bu. Ondan sonra 25 saatte uçuş eğitimi almanız lazım. Bu uçuş eğitimini birer saat veriyoruz. Bunun sonucunda yalnız uçuş yapıyorsunuz. En son sivil havacılık kontrol pilotu geliyor. Onunla da uçuyorsunuz. Aynı ehliyet aldığınız gibi. O kontrol uçuşundan da geçerseniz lisansınız oluyor. Ondan sonra tabii kendinizi yavaş yavaş uçuş PIC dediğimiz uçuşlarla yani pilot in command, kendi başına uça uça geliştiriyorsunuz. Sonuçta lisans verdiğiniz anda her şeyi yapabilir hale gelmiyorsunuz ama yetki olarak elinizde bir yetki oluyor. Çok zor değil. Yani bizim öğrenci şimdi genelde genç insanlar hava yolu ya da ticari pilotluk düşündükleri için PPL'den de başlayabilirler. Ultralight'tan da başlayabilirler. Şimdi ultralight hafif olduğu için, küçük olduğu için daha kolay uçurulur gibi bir algı oluşturuluyor. Aslında büyük sınıftan daha zordur. Hafif olduğu için daha çok pilota iş düşer. Yani şimdi 30 knot yan rüzgar vardı buraya indiğimizde. Sonuçta inebilirsiniz. Ama sizin o kadar yetişmiş olmanız lazım. Yani pilotluğunuzun biraz daha gelişip bu şey vardır. Belki bisiklet kullanmak kolay gibi gelebilir ama bunu öğrenen daha üst şeylere, daha üst taşıtlara havacılığın temelini öğrenmek, daha basit bir şekilde öğrenmek hem de havacılık sevgisini kazanmak açısından önemli bir hava aracı olarak görüyorum ben. Aynen, kesinlikle öyle. Yani dediğiniz gibi yani bunda güç performans oranı çok yüksek. Yani buna mesela gazı verdiğinizde uçağın setup'ı değişiyor. Yani müzdeviceden dolayı burun bir tarafa gidiyor. Siz ona önleme vermeniz lazım. Gazı kestiğinizde aksine bu tarafa gidiyor. Şimdi büyük bir airline uçağında bu yok. Zaten bizim tek motorumuz var. O motor lineer bir güç oluşturmuyor. Dolayısıyla pilot devamlı bunu ayarlaması lazım. Ama bunu öğrendiğinde gerçekten iyi pilot oluyor o zaman. Yani bizden geçenler, büyük gövdeye geçenler gerçekten çok iyi pilot oluyorlar. Yani ben profesyonel olarak uçup airline'da uçan insanlar da gelip bizde uçuyorlar arada bir. Sırf o uçuş melekelerini geliştirelim diye. Çünkü IFR bir uçuşta çok fazla pilotluk yapmıyorsunuz. Ama pilotluk ne zaman lazım? Bir emerjansiye düştüğünüz zaman lazım. Dolayısıyla bu uçuşların aslında onlara da yönelik olarak arttırılması lazım. Yani biz şöyle diyoruz. Biz aşı yapıyoruz gençlere. O aşı tutarsa buraya geliyorlar, bir bakıyoruz airline'da pilot olmuşlar. Çok seviniyoruz, mutlu oluyoruz. Dolayısıyla böyle bir hedefimiz var. Ama tabii kendi yetişmiş ara personel çok fazla yok Türkiye'de, bir. İkincisi, bu gibi hava araçlarının kullanılabileceği küçük havaalanlarına ihtiyaç var. İşte bizim sportif ve genel havacılığımızın asıl sorunları arasında bunlar yer alıyor. Sayı ne kadar çok artarsa belki meydan sayılarımız biraz şehrin içinde kalan, işte sizin mesela Bursa Havaalanı ile ilgili, eski Yunus Eli ile ilgili mücadeleniz oldu. Orası sivil havacılık, sportif havacılık için bir vaha. İnşallah bunlara biraz da tabii belediyelerin belki desteğiyle, valiliklerin, kaymakamlıkların, onların destekleriyle sayılar artsın ki daha fazla havacımız olsun, daha fazla uçak sahibi insanlar olsun, bol bol uçsunlar ki Türkiye'de havacılık gelişsin. Ben hep şeye inanıyorum, bir şeyin temeli yoksa, ki havacılığın temeli işte bunlar. Evet, evet. Üstteki yapıyı, askeri olsun, sivil olsun, geliştirmek kolay değil. Biraz da ben uçuş okulunuzla ilgili soru sormak istiyorum. Eğitim veriyorsunuz, Bursa'da veriyorsunuz. Bursa'da eğitim veriyoruz. Bölgesel kurslarımız da oluyor keza.
Yer derslerini orada veriyoruz, uçuş derslerini orada veriyoruz. Mesela Yunus Emre Havalimanı'ndan kalkıyoruz, Yenişehir Havalimanı'nda uluslararası bir havaalanı. Taşengolarımızı orada yapıyoruz. Ondan sonra böylece hem iki farklı meydan görmüş oluyorlar. Tabii bizim görevlerimiz içerisinde başka seyir sefer uçuşlarımız da var. Mütemadiyen öğrencilerimiz var. Ondan sonra genelde bizim öğrencilerimizin profili, hani ben sınırlama koymak istemiyorum ama uçak almak isteyen insanlar daha çok rağbet gösteriyorlar bu işe. Gençler dediğim gibi daha çok airline'a gideceğim diye o direkt o yola giriyorlar. Mesela PPL ile başlıyorlar. Biz yaşı daha ileri insanlar, işte çocukluk hayali uçmak olan insanlar bize geliyorlar ama ben hep şunu diyorum. Onlar aslında kendileri için bu işi yapıyorlar ama kendi çocuklarına, gençlere çok büyük örnek oluyorlar. Şimdi Amerika'da dördüncü nesil uçuyor. Yani dedesinin dedesi pilot olan insanlar var. Türkiye'de babası pilot olan insanlar şu anda. İkinci nesili belki yakaladık, belki yakalayamadık. Dolayısıyla biz bu nesilleri ne kadar çok arttırırsak, yani bu ivmeyi ne kadar hızlandırırsak o kadar ileri gideriz. Yani dediğiniz gibi çok doğru. Bir işin temeli yoksa ilerisi olmuyor. Yani aslında temeli bunlar. Yani planör örneğin. Yani çocuklar için lisede çok güzel aktiviteler bunlar. Her belediyenin yapabileceği, uçmanın en ucuz, en emniyetli yolu motoru yok. Uçuş elverişlikleri çok daha kolay. Ama burada tabii devlet olarak, sivil havacılık olarak daha fazla desteğe ihtiyaç var. Yani şimdi şöyle bir şey gözlemliyorum. Mesela Avrupa'da kurallar, havacılık belli bir yere gelmiş. Özellikle genel havacılık ve hafif havacılık. Kültürü var. Kültürü var. Ama orada şöyle bir ayrım var. Şimdi belli bir yere gelmiş havacılığı. Artık durduralım, yani gelişmeyi durduralım ama daha emniyetli hale getirelim kurallarını koyuyorlar. Siz şimdi oradaki kuralı alıp buraya direkt monte ettiniz. O 40 bin sayısında sabit kalıyor, siz 150 tane sayısında sabit kalıyorsunuz. 151 olmuyor. 151 olmuyor çünkü siz aynı kuralı alıp. Onun için bazı işleri Türkiye'de kendimize özgü bunu yapmamız lazım. O zaman biz daha şey yapabiliriz. Yani biz birçok yerde mesela buraya inerken 777 ile aynı prosedürleri uyguluyoruz. Tam buna diyeceğimiz bir şey yok. Ama indiğimizde işte ne bileyim bazı konularda bunun diğer aracılardan ayrı olduğu daha fazla hissedilmeli. Mesela bu hava aracının vergiden muaftır. Ondan sonra ne bileyim yakıtı çok daha ucuzdur. Herkes ulaşabilir. Yani işte dedik 100 bin euro civarında bir maliyeti var. 250 bin euroya satılan araba miktarı çok daha fazla Türkiye'de yani. Lisans ücretleri tabii maliyetler, yakıt her gün oynuyor, her gün bir şey iniyor çıkıyor ama bir de izleyicilerimiz için bir ultralight pilot lisansı almanın maliyeti nedir? Sizden de bir o bilgiyi alalım. Hocam tüm kursun maliyeti 6500 euro. Sağlık raporu almaları gerekiyor. Şartlar olarak? Şartlar olarak. Sağlık raporu almaları elzem. Biz önce sağlık raporu alın diyoruz. Çünkü sağlık raporu almadan zaten kursa da başlatamıyoruz. Öğrenci pilot lisansı çıkartıyoruz Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden. Bu kriterlere bakılıyor. Çünkü sağlığa uygun olmayan bir insana size eğitim verdiğinizde asla onunla uçamaz. Yani ama bu sağlık dediğimizde de böyle astronot sağlık raporu değil. Standart. Hani gözlükle uçabilir örneğin. Tabii ki gözlükle uçabilir. İşitme cihazıyla uçabilir. Ama onların limitleri var tabii ki. O limitler konusunda da mesela LAPL dediğimiz bir başka kategori çıktı. Onların da çok faydası oldu bize. Ondan sonra diğer bir önemli konu, hani bu havacılığa merak eden insanlar için savcılık temiz kağıdı. Yani pilot olmak istiyorsanız, gençlere de onu söylüyorum, bütün yaşamlarına dikkat etmeleri lazım. Yani kriminal geçmiş olan birisi asla pilot olamaz ya da orada belli kriterler var. Buna çok dikkat etmeleri lazım. Yani ben gencim, bir yanlış yaptım falan ama bu sizin bütün hayatınızı etkiliyor. O yüzden yani pilot insan bir kere sağlıklı olacak, iki düzgün bir geçmişi olacak, hayatında ona göre revize edecek. Çünkü siz arkanızda 250 tane yolcuyu alıyorsunuz, onun sorumluluğuyla o koltuğa oturuyorsunuz. Dolayısıyla gençler bunun bilincinde olmalı, gerek kendi sağlıklarıyla ilgili. Çünkü yani fizyolojik olarak uçuşa uygun olmayan bir insan herkes tehlikeye tabii. Sadece kendisini değil, arkasındakini, diğer hava trafiklerini. Bu yüzden havacılık bir yaşam stili. Evet. Bir yaşam stili, bir havacılıkla birlikte bir hayat disiplini pilotlar ediniyor. Bunu kabul edenler kariyerlerine devam ediyor. Etmeyenler de elimine oluyor bir şekilde. Ama şimdi siz işte bütün hayatın, mesela biz her sene belli periyotlarda sağlık raporumuzu yenilemeye gidiyoruz. Şimdi orada kendi meslektaşlarımızı görüyoruz. Biz de heyecanlanıyoruz yani. Düşünsenize her şeyiniz onun üzerinde. Orada rapor alamazsanız? Rapor alamazsanız oradan eve gidin yani. İşe gitmeyin. Yani işe gitmenize gerek yok. İşsiz kaldınız demektir. Bu işin böyle bir şey yönü var. Dramatik yönü var. Ona hazırlıklı olmak lazım. Onun için sigaradır, alkoldür, bu gibi şeyleri gençlere söylüyorum. Lütfen
unutsunlar yani. Eğer pilot olmak istiyorlarsa bir tercih yapacaksınız. Ben her şeyi istiyorum. Onu da istiyorum, bunu da istiyorum. Bu mümkün zaten değil. Hayatta hiçbir zaman mümkün değil. Ama gençken mümkünmüş gibi geliyor. Yani. Geliyor, doğru. Her şeyi yaparım. Ay'a da giderim, denize de dalarım. Olmuyor maalesef. Dolayısıyla böyle çok zevklidir. Yani ben mesela buradan bir kalkışla Şırnak'a kadar uçuyorum. Bir alanımız daha var mesela gene ultralightlarla. Birçok yenilik de bunda denenebiliyor. Yani savunma sanayine projelerde oluyor mesela. Bizim bir cihazımızı uçurur musunuz diyorlar. Alıyoruz yanımıza, onu uçuruyoruz mesela. İrtifada ne oluyor? O sıcaklıkta basınç farklarında nasıl çalışıyor mu gibi. Öyle de bir şey olması da gerçekten işin güzel tarafı. Evet. Yani zaten mesela insansız hava aracı bu, böyle bir uçağın temelinin üzerine yapıldı. Yani hani sıfırdan hiçbir şey gelmiyor. Motorlar zaten Rotax. Orada da kullanılan ağırlıklı olarak insansız hava araçlarında Rotax'ın serileri. Buradan geliştiriliyor. Sonuçta havacılığın temeli her açıdan ultralightlar desek herhalde yanlış olmaz. Evet evet. Yani şöyle söyleyeyim, yani aslında ticari havacılıktan çok daha geniş bir spektrum var ultralightların. Yani hem amatörce kullanabiliyorsunuz, hem profesyonelce kullanabiliyorsunuz. Bununla ticari olarak gezi uçuşu yaptırabiliyorsunuz. Yani bu aslında, şimdi bana diyorlar ki zaman makinesi var mı? Var. Ama biraz yavaş çalışıyor. Yani bugün Şırnak'tan mesela Van'a neyle gidebilirsiniz? Kaç saatte gidebilirsiniz? Yani bir havayolu uçağı yok. Ama ben yarım saatte gidiyorum, bir saatte gidiyorum. Çünkü bu zaman makinesi aslında, eğer böyle kullanıyorsanız. Güneydoğu için hakikaten inanılmaz güzel bir şey. Tabii belli kontroller dahilinde yapılması lazım. Yani havacılığın zaten genelinde bir kontrol olacak ki. Yani, çünkü farklı bir boyuta çıkıyorsunuz. Farklı açıdan bir yere gördüğünüz için onda kontrollü olması mantıklı. Yani biz yaymamız lazım. Bunu sadece İstanbul, Ankara, Bursa temelinde değil, Erzincan'da, Van'da böyle uçuş okulları kurulması lazım. Teşvik etmemiz lazım. Ama biz ultralight alanında, şimdi insanlar ultralight öğretmeni, pilotu olayım dediği zaman okul sayısı 3 tane Türkiye'de. Biri açılıyor, ikisi kapanıyor, bir şeyler oluyor. Yani ivmeyle devam edemiyoruz. Çünkü yetişmiş personel yok. Yani sadece öğretmenlik eğitimi vermekle bitmiyor öğretmen olmak. Tecrübe kazanması gerekiyor. Bu da bir süreç. Hiç kimse bu sürece katlanmak istemiyor. En çabuk yönden, şimdi ben ultralight öğretmeni oluncaya kadar airline pilotu olurum diyor. Ya da onun yarısı olurum diyor. Biraz daha para veririm, bu sefer de airline olurum diyor. Öyle olunca biz yetiştirecek adam bulamıyoruz. Ha, biz yetiştirelim diyoruz. Lisansı alan başka bir maceraya atılıyor. Öyle olunca hakikaten zor yetişiyor öğretmenler, öğrenciler. Biz 1987 yılında, ben 85 yılında paraşütçülükle başladım Türk Hava Kurumu'nda. Hani bu iş bizim, artık başka bir işimiz yok. Sadece bu işten geçiniyoruz, onu da söyleyeyim. Herkes soruyor ya, ne iş yapıyorsun? Ben bu işi uçak satıyorum. Ondan sonra eğitim veriyorum. Bunu biz birçok kere önümüze, hani airline işte başlayalım, airline'da sektör açıldı, pilot ol falan. Ama bizi Türk Hava Kurumu bunun için yetiştirdi. Demek ki biz de diyoruz burada bir şeyler yapmamız lazım. Onun için bunun hem eğitimini veriyoruz, hem aynı zamanda Türkiye temsilciliğini yapıyoruz Bristol marka uçakların. Bristol'i de sormak isterim bu arada. Nasıl farklı bir şey sunuyorsunuz? Farkı Bristol'in, birçok model var, çok sayıda üretici var. Umarım Türkiye'de de ileride bu üretici sayıları Türkiye'de yansır. Burada da bir şeyler yaparız ama biraz da o temsilci oldunuz, Bristol'i tanıyalım. Bristol Çek Cumhuriyeti malı bir uçak. Butik bir firma idi. Yani ilk başladığında böyle bir hangardan başlamıştı. Biz o zamanlar beraber bu uçağı şey yapmaya başladık. İlk bu uçağı Türkiye'ye getirdiğimizde işte 1'di, 2 oldu, 2'di, 5 oldu, 10 oldu. Sayıyı gittikçe arttırıyoruz. Çünkü verimli. Metal gövdeli bir uçak. En büyük özelliği onu söyleyebilirim. Şimdi kompozit gövdeli uçaklarımız da var. Onlar da çok güzel üstün özellikleri var. Ama bir tercih meselesi. Hafif Çek malı, şöyle söyleyeyim. Çekler galiba bu dünyada bu ultralight konusunda çok otorite ülkelerin ilk üç desek ki herhalde yanlış olmaz. Yani birincisi bile diyebiliriz. Birincisi bile diyebiliriz. Yani çünkü Almanlara da mesela onlar üretiyorlar. Birçok ülkeye üretim yapıyorlar. Kendi markaları var. Ondan sonra Çek Cumhuriyeti biliyorsun, Sovyetler Birliği bir tarafında, Avrupa, ikisinin kombinasyonunda bir havacılık background'u var. Yani bu mesela üretildiği şehre gittiğimizde 3-4 tane fabrikayı aynı anda görebiliyoruz. Uçak avyonikçisi dediğimiz zaman birisi oradan gelebiliyor. Yani biz nasıl araba sanayide tamirci dediğimizde bulabiliyorsak, pervaneden anlayan kimseyi biz bulamıyoruz. Ama orada iş ilanı veriyorsunuz, işte bir fabrikada çalışmış insanlar geliyor. Bizde onun temelleri Türkiye'de atılıyor. Yani bu savunma sanayi bize çok büyük bu konuda şey getireceğini, ivme getireceğini düşünüyorum.
ondan sonra. Burada ulusal sertifikasyon olduğu için üreticiler biraz daha şeyleri daha geniş. Yani kullanabilecek malzeme spektrumu daha geniş. Yani 1 doları da malzeme kullanabilir, 50 doları da malzeme kullanabilir. Tamamen onun tercihi. Onun tercihi. Ama sonuçta çıkan işte kalite. Şu anda 35 ülkeye satılıyor. Amerika'da en çok satan ultralightlardan bir tanesi. Biz çok severek uçuyoruz. Yani bakımdan bakıma uçağımızı şey yapıyoruz. Yani eskiden ultralight deyince daha fazla bakım gerektiren daha nazik aletlerdi. İşte dediğim gibi 30 knot bir yan rüzgarda uçabiliyorsunuz. Şimdi bunun sertifikalı versiyonları da çıktı. İniş takımı kapanan versiyonlarımız var. Ondan sonra yani saatte 280 kilometreye kadar çıkan hızlara ulaşıyoruz. Çok ciddi bir sürat bu sınıf için. Evet, çok ciddi. Sonra yani otopilotu verdiğiniz zaman bir yerden bir yere kadar çok keyifli, konforlu ve emniyetli gidiyorsunuz aslında. Sadece Türkiye'de şöyle bir şey var. Havacılık kazaları çok haber oluyor, çok popüler. O yüzden yani araba kazası, eşekten düşenlerin sayısı daha fazla Türkiye'de uçaktan düşenlerin sayısından, ama maalesef uçaktan düşenler her zaman uçak ön planda kalıyor ve bu bir dezenformasyon oluşturuyor bence. Sektöre de biraz zarar veriyor yanlış yapıldığı zaman da tabii ki. Tabii ki. Yani şimdi siz arabayla 120 ile giderken direksiyonu böyle çevirseniz yoldan çıkarsınız. Bu kadar basit. Uçuşta da bu oluyor. Yani örneğin işte ne bileyim Yunus Elinde de zaman zaman böyle şeylerle haber oluyoruz maalesef. İyi yaptığımız şeylerle hiçbir zaman haber olmuyoruz. Biz buradayız. İyi haber için buradayız. Doğru bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Neyse doğru bir şekilde ki amaçta hani bu biraz da işi bilen yapsın diye düşünüyorum açıkçası. Hocam sizi tebrik ediyorum bu konuda. Bakın şu anda herhangi bir kaza değil ve biz haber yapıyoruz. Bu ne güzel bir şey. Bunu biz nadir buluyoruz. Anlatalım ki daha fazla insan gelsin, ilgilensin. Havacılık çok güzel bir dünya. En azından ulaşır ulaşamaz maddi sorunlar olur. Bir şey demiyoruz onlarla ilgili ama en azından havacılığa, uçan hava araçlarına, bunlarla ilgili çalışan kişilere saygı duysun, sevgi duysun yüreğinde. Evet. En azından bunu sağlatmak yaptığımız işlerin temel amacı bu. Evet, evet kesin. Hocam çok teşekkürler. Vakit ayırdınız. Bunun ikincisini Bursa'da uçarak yapıyoruz. Uçarak yapıyoruz hocam. Herkesi uçuruyoruz beraber. Hatta canlı yapalım onu isterseniz. Olur, olur. Keyifle, keyifle. Şöyle bir projemiz vardı bizim. Bursa'da Mavi Bilye'den Uzaya diye bir program vardı. Çok güzel bir program düşünmüşler. Burada gençleri yetiştirmek değil, gençleri yetiştiren öğretmenleri yetiştirmek adına havacılığın her dalını, bakın yani böyle uçuştan modelden ondan sonra uzaya kadar bir program hazırladılar. Türkiye'nin her ilinden öğretmenler geldi. Biz de onlara uçuşu tanıttık, uçurduk. Ondan sonra bir gün ben Antalya'da harita uçarken beni aradılar. Dedim bağlanın canlı. Türkiye'nin 81 ilindeki okula canlı bağlandık. Oradaki çocuklar bizi yansılardan seyrettiler. Onlarla konuştuk ondan sonra. Böyle sosyal sorumluluklar yapıyoruz. Şehit çocuklarını uçuruyoruz ondan sonra. Her zaman hazırız yani gençler için. İmkanı olmayanlar için her zaman hazırız. İmkanı olanlar zaten bir şekilde ulaşabiliyorlar. Biz bu ülkeyi seviyoruz, havacılığı seviyoruz. Dolayısıyla elimizden ne geliyorsa bir tuğlada biz koymak istiyoruz. Her zaman da buradayız. Çok teşekkürler hocam. Sizlere başarılar, kolay gelsin diyorum. Teşekkür, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.